merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 3. ünitemiz olan şiir ünitesiyle derslerimizi işlemeye devam ediyoruz. Daha önce Koşuk, Sagu, İslamiyet öncesi dönemlerden kalan eserlerden. Sonra geçiş Döneme eserlerine geçmiştik. Divan Lugati Türk, Divani Hikmet, Kutat Kubilik gibi önemli geçiş, eser, geçiş dönemi eserlerinden ve yazarlarından bahsetmiştik. Sonra tasavvufi halk edebiyatı, tasavvuf halk edebiyatı üzerine gelmiştik. Ee, sonra halk edebiyatının çeşitli türlerinden olan nefes, e, mani gibi türlerden bahsetmiştik. Şimdi de sizinle beraber 7. metnimiz olan kitabımızdaki Türkü konusuna geldik. Türkü konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada birkaç soru var. O sorularla başlayalım. Sizce insan sevdiği kişiden ayrı düştüğünde, araya gurbet, ayrılık girdiğinde neler hisseder? Tabii ki bu çok öznel bir soru. Bu ifadeler tamamen kişinin kendi duygularıyla, yoğunluğuyla alakalı. Fakat sanatçılarımız hem halk şairlerimizde hem de günümüz sanatçılarımızda Araya gurubetin ayrılık girdiğini anlatan birçok şarkının, birçok türkünün söylendiğini biliyoruz. Bunları işte sözlerinin ağırlığınca kişindeki etkisine göre tabii ki bu eserler de aynı zamanda duyguların bir dışa vurumu olmuş oluyor. Sizin de bu sizce bir insan sevdiği kişiden ayrı düştüğünde neler hisseder, nasıl bir acı şeker, ondaki karşılık nedir? Bu insani duyguları bence düşünmek... Bunlar hakkında kafa yormak önemli diye düşünüyoruz. Bu anlamda eğer yazabiliyorsanız hikayeler yazmanızı, şiirler yazmanızı, sizin kendinizi geliştirmeniz adına e, önemli metinleri okuyup onların nasıl duyguları ifade ettiğini görmeniz adına oldukça önemlidir diye düşünüyoruz. İkinci soruda, da türkülerde tüter dağda yayla yayla köyümüz köyümüz memleketimiz ifadesini görüyorsunuz. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun türkülere yüklediği anlamla ilgili sizin de düşünceleriniz nelerdir? Aslında burada işte türkülerin aslında Anadolu'nun ta kendisi olduğunu, Anadolu'nun ta kendisini anlattığını ifade ettiğini söylemek mümkün. Bu konuda sizin de düşünceleriniz kendi aranızda arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica edeceğiz. Burada bir türkü örneğimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Anonim. E, Ayman Artun Türk Halk Edebiyatı'nın çok önemli hocalarından biri kendisi. O bunu Türk Halk Edebiyatı'nda giriş adlı eserinde örneklendirmiş. Biz de önce bunu okuyalım sonra türküyle ile ilgili bilgiler verelim sizlere. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri beni unuttun. Sılaya dönmeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Yarim sen gideli yedi yıl oldu. Diktiğim fidanlar meyveye durdu. Seninle gidenler sılaya döndü. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Ağımın giydiği ketenden gömlek. Yok imiş dünyada öksüze gülmek. Gurbet ellerinde kimsesiz ölmek. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı de çiçek açmış dallar götürmez, dağlar diken olmuş kervan oturmaz, benim bağrım yufka sitem götürmez. Gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça e, içten duygu yüklü bir metin türkü karşımızda duruyor. Bir gurbet... E, odaklı bir şiir söyleyebiliriz. Burada bazı kelime grupları var. Kervanlar bilirsiniz uzak yerlere yolcu ve ticaret esyası taşıyan yük hayvanı katarıdır. Sıla işte gurbetteki bir kişi için doğup büyüdüğü ve özlediği yerdir. Uzaklaşmıştır oradan ve orayı özlemiştir. Oraya sıla duyar. Oraya o sıladır onun için daha doğrusu. O sılası o gurbete özlem duyar. O sılaya özlem duyulur. Mesken de oturulacak yer zaten. Hani meskeniniz neresi? Oturulan ev anlamında söyleniyor. Şimdi metinle ilgili açıklamalarda arkadaşlar okuduğumuz metin anonim halk edebiyatı ürünlerinden biri olan türkü nazım biçimine aittir. Belirli bir ezgiyle söylenen türkülerin söyleyeni genellikle belli değildir. Yani anonimdir. Söz konusu türkü Ayrılık teması üzerine söylenmiştir. Gurbet teması üzerine söylenmiştir. Az önce bakmıştık mesela. Sevdiği gurbet ellere İstanbul'a gitmiştir. Gideli 7 yıl olmuştur ancak henüz dönmemiştir. Okuduğunuz metin sevdiğinden ayrı düşen aşığın içinde bulunduğu ruh halini vermesi yönüyle oldukça önemlidir. Çünkü aşkın, gurbetin, ayrılığın, savaşlardaki kahramanlıkların konu edildiğini biliriz biz türkülerde. Bizim şanlı tarihimizde, geçmişte gördüğümüz yaşanan olayların da anlatıldığı çok fazla türkü vardır arkadaşlar. İnternette, sosyal medyada bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Kısacası halkta heyecan uyandıran her olaya türkü yakıldığı söylenebilir arkadaşlar. Onlar aslında halkın duygusunun bir dışa vurumudur denebiliriz. Yukarıda okuduğumuz metinde ''Gayrı dayanacak özüm kalmadı.'' ağamın giydiği ketenden gömlek dizelerinden de anlaşılacağı üzere türkülerde halkın anlayacağı sade bir dil söz konusudur arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz biz divan edebiyatından konuşurken divan edebiyatının ağır bir dil olduğunu, bu ağır dil sayesinde halk kesiminin buraya bu şiirleri çok anlayamadığını bu yüzden belirli bir zümre tarafından anlaşıldığını ve okunduğunu söylemiştik. Halk şiiri, türküde halk şiirinin bir nüansı, bir parçası olduğu için arkadaşlar doğal olarak bu halk şiirini halkın anlayacağı bir dille yazılması en doğrusu, en olması gerekenidir diyebiliriz. Bu anlamda e, dil olarak da, içerik olarak da halktandır türkü. Halkın zevklerini yansıtır ve halkın anlayacağı dilde yazılır ve okunur diyebiliriz. Türkülerin yapı bakımından inceleyecekse iki bölümden oluşur arkadaşlar. İlk bölüm bent adı verilen ve türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümdür. İkinci bölüm ise yukarıda gördük hatırlarsanız her bir bendin sonunda tekrar eden nakarat bölümüdür. Şimdi bu bölüme biz bağlama ya da kavuştak adını veriyoruz. Bentlerdeki kavuştaklardaki dize sayısı değişiklik gösterebilir. Okuduğunuz metin de üçer dizeli bentlerden ve ikişer dizeli kavuştaklardan oluşmaktadır. Bu durumdaki metindeki gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Dikkat ettiyseniz bunu hep tekrarlamıştı her benden sonunda. İşte biz buna kavuştak diyoruz arkadaşlar. Bunlar kavuştak bölümüydü. Türkelerde hece ölçüsünün her kalıbını görmek mümkündür. Okuduğumuz metindeki hece ölçüsü ise 11 ile hece ölçüsüydü arkadaşlar. Kitabınız var. Bunu kontrol etmek isterseniz kontrol edebilirsiniz. Türkler ezgilerine konularına ve yapılarına göre çeşitli başlıklar altında toplanabilir. İşte ezgilerine göre bozlak, hoyrat, kayabaşı, oyun havaları gibi isimlerle anılırken konularına göre aşk türküleri, doğa türküleri, çocuk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri gibi isimlerle anılır. Türküler de yapılarına göre gruplandırılırken ise arkadaşlar bent ve kavuştakların kümelenişine göre göz önünde bulundur. Ve bu yönüyle çok değişik şekillerde karşımıza çıkabilir diyoruz. Bakın yukarıda bu sorularla ilgili birçok şey var. Birinci e, şiirimizle, türkümüzle ilgili olarak. Nedir? Metinde söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi dizelerden örneklerle belirtiniz diyor. Şimdi arkadaşlar mesela bir örneğimiz vardı. Hemen şuradan bakalım sizinle beraber. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Burada e, söyleyici yani şair aslında anlatıcı ve şair ya da söyleyen farklı olabiliyor. Şiiri okuyan kişi, şiiri söyleyen kişi ne yapıyor? Sevgilisine, yarine sesleniyor. Biz bunu hani e, hikayede özellikle anlatıcı ve yazar ayrımının olması gerektiğinden bahsederiz artık. Ama aslında şiirde de bir anlatıcı, bir söyleyici vardır. Bu söyleyiciyle şairi ayrı tutmak gerekiyor. Burada söyleyici, şiiri söyleyen kişi sevgilisine bir hitapta bulunuyor. Yani yarisi, yarine sevgileniyor, sevgi, se, sesleniyor sevgilisine. Kendisine bırakıp İstanbullara giden ve o da orada güzelleri görünce her şeyi unuttuğunu unuttuğunu mu düşünen, unuttuğunu düşünen bir söyleyici var. Sevgilisine aslında biraz sitem ve özlem dolu ifadelerle seslendiğini söylemek mümkündür arkadaşlar. Ee, i̇kincisinde bakalım ikinci sorumuza bakalım. Okuduğunuz metinde söyleyici duygularını daha etkili anlatmak için nelerden yararlanmıştır? Yine dizelerden e, örnek vermemizi istiyor. Mesela benzetmelerden faydalandığını e, söylemek mümkün arkadaşlar. E, onun haricinde biraz e, abartma sanatı kullanıldığını da söylemek mümkündür diyebiliriz arkadaşlar. Peki üçüncü soruya gelelim. Metinde bu dizeleri söyleyen kişinin yerinde siz olsaydınız neler yapardınız? Bunları düşüncelerimizi sözlü olarak ifade etmek arkadaşlar tabii ki bu yine insanın öznel bir duygu. Siz sınıflarınızda, arkadaşlarınızla, ailenizle, kendinizle böyle bir durumda karşısaydınız neler yapardınız? Sizin karşılığınız ne olurdu? Günümüz şartlarına göre neler yapılabilir? Bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu... Dördüncü soruda metnin temasını bulmuş sorusunda arkadaşlar metnin teması gurbet ya daha doğrusu gurbette kalma yare sitem, yare duyulan özlem e, onun gidip, gidip geri dönmemesini sevgiliyi unuttuğunu düşünülmesi bunları genel manada söyleyebiliriz ama genel manada yare sitem, hasret kalma ve çaresizle de bekleyiş denebilir. Ahenk unsurlarının temayı etkilediğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlar biçimsel her özellik aslında içeriği de etkiler. Bu anlamda ahenk unsurları tabii ki içeriye de temaya da doğrudan bir katkı sağlamıştır diyebiliriz. Okuduğunuz metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar az önce de söyledik zaten. Dil sade ve yalın. Halkın gündelik dili kullanılmış. Anlaşılıyor. Değil mi? Bunu net bir şekilde söylememiz Gerekiyor arkadaşlar. Metinde dönemin sosyal ve kültürel gerçekliğini yansıtan dizeler bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki dizeleri tek tek bulmak yerine şöyle genel manada bir şey söyleyebiliriz. İşte belirli zamanlarda biz biliyorsunuz ki Anadolu'dan İstanbul'a göç her zaman aslında ülkemizin temel problemlerinden biri. İşte oradaki şehirleşme, oradaki kentleşme, hizmet ağının daha yüksek olması. İstanbul'a bir Anadolu'dan sürekli bir göç. Ee, sebep göç sebebiyet vermiştir Göçe sebebiyet vermiştir böyle olunca gidenler kalanları e, kalanlar gidenleri özlüyor bekliyor geri dönmelerini bekliyor burada binlerce olan yaşanıyor tabii Anadolu'da kalıp İstanbul'a gidenler ya da herhangi bir büyük şehre bu anlamda söylüyoruz Şiirde, Türkü'de İstanbul konusu geçtiği için İstanbul ifadesi geçtiği için İstanbul diyoruz bu büyük şehre gidip e, köydekileri ya da Anadolu'daki kalanların unutulma korkusu vesaire bunları söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar o dönemin sosyal ve kültürel gerçekliğini ifade etmektedir. Peki burada diyor ki e, metinde ahengi sağlayan unsurları bulunuz diyor. Şimdi beraber bakalım arkadaşlar. E, önce kafiyesini söylemiş. Şimdi burada e, tuttun, unuttun, ettin. Burada tun ifadeleri arkadaşlar zengin kafiye. Ee, sonra burada oldu, durdu, döndü. Yine buradakilerin arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tam kafi olarak karşımıza çıkıyor. Gömlek, gülmek, ölmek. Buradaki e, ek lerin ek 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 eklerinin söz, sözlerinin harflerinin tam kafiye oluşturduğunu söyleye yapabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda kavuştak dediğimiz bölümlerde gayrı dayanacak sözüm özüm kalmadı mektuba yazacak sözüm kalmadı ifadelerinde de gördüğünüz gibi ne var? Burada bir dize tekrarı yapıldığını ifade etmek mümkün. Ölçümüz arkadaşlar az önce söyledik 11'leyici ölçüsüyleydi. Bir şöyle beraber sizinle beraber bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne olur ne olmaz bir tane daha bakmakta fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece ölçüsüyle yazıldığını söylemek mümkün. Arkadaşlar aliterasyon ve asonas neydi aliterasyon? Dizelerdeki ünsüz harf tekrarını aliterasyon, ünlü harf tekrarına da Asonans adı veriliyordu. Yukarıda arkadaşlar özellikle G, N ve T seslerinin burada bir aliterasyon olarak kullanıldığını mesela şurada E ünlü harfinin de gördüğünüz gibi bakın gurbet ellerinde kimsesiz ölmek bir asonans örneğini verdiğini söylemek mümkündür diyoruz. Dil bilgisi... Kuralarında arkadaşlar okuduğumuz metinde diyor geçen Sıla'ya dönmeye yemin mi ettin? Dizesindeki e, altı çizili kelimelerde yer alan Y ye harfi kaynaştırma ünsüzüdür. Gördüğünüz gibi oradaki evet, e, y şuradaki Y ve şuradaki Y'nin kaynaştırma ünsüzü olarak kullanıldığını görüyoruz. E, buna göre cümlelerdeki e, okuduğumuz metindeki kaynaştırma ünsüzlerinin altını çiziniz diyor. Şöyle sizinle beraber bir iki tane baksak e, güzel olacağını tahmin ediyorum. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördüğün güzelleri beni unuttun. Sılaya, bakın şuradaki y var. Dönmeye, aslında az önce söyledi gerçi buradaki örneğimiz neydi? Bakalım. Sılaya dönmeyeydi zaten. Burada var gördüğünüz gibi. Pardon. Ee, Sıla'ya dönmeye yemin mi ettim? Devam edelim. Gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı. Yarim sen gideli 7 yıl oldu. Diktiğim fidanlar meyveye durdu. Bakın, e y harfi burada var. Seninle gidenler sıla'ya döndü. Yine y harfinin olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaynaştırma harflerinin olduğunu söylüyoruz. Şimdi diyor ki e, aşağıdaki dizelerde tamlayan ve tamlananında kaynaştırma ünsüzü bulunan isim tamlamalarının altını çiziniz diyor. Tamlayanında ve tamlananında yani ilk kısmında veya ikinci kısmında bir e, isim tamlaması e, olsun. Ve isim tamlamasının hangisinde olursa olsun kaynaştırma harfi bulalım diyor arkadaşlar. Mesela bakalım burada. Bursa'da bir eski, önce şiiri okuyalım. Bursa'da bir eski cami avlusu. Küçük şadırvanda şakır dayan su. Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Eliyor dört yana. Sakin bir günü. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü. İçinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce şeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim yaşıyor sihrini geçmiş zamanın. Hala bu taşlarda gülen rüyanın güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor sonsuz devam vehmiyle. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arkadaşlar oldukça önemli şiirlerinden biri. Bursa'da zaman. Burada e, cami avlusu. Şuradaki S'nin arkadaşlar görüyorsunuz. E, bunu söyleyebiliriz. Şurada cami avlusu ifadesi olduğu için. E, kalmanın hüznü. Bakın şuradaki N'nin olduğunu yine söyleyebiliriz. Ovanın şuradaki... Ova'nın yeşili ifadesini söyleyebiliriz. Aslında kaynaştırma ürünsüzlüğünde arkadaşlar bunların e, zamir n'si olduğunu söyleyen, temel manada farklı fikirler olduğunu da söyleyen, yani yeşil harflerinin aslında sadece kaynaştırma harfinin ye olduğunu söyleyen düşünceler de var. Bu konudaki e, düşüncelerinizi araştırmalarınızı da yapmanızı tavsiye ediyoruz. E, burada bizim için sorulan sorunun cevaplarını bulmuş olduk bu şekilde arkadaşlar. Türk halk edebiyatında kahramanlık, doğa, aşk konulu türküleri araştırınız. Size en çok hangi türkünün etkilediğini sınıfta nedenleriyle paylaşınız. Şu anda sınıfta olmadığımız için işte arkadaşlarınızla beraber, e, ailenizle beraber, arkadaşlarınızla telefonda, ailelerinizle, e, internetten ya da elinizdeki kitaplardan, kütüphanenizden e, Türk halk edebiyatında kahramanlık, doğa, aşk konuları, türküleri araştırınız arkadaşlar. Emin olun çok dikkatinizi çekecek, hoşunuza gidecek metinler bulacaksınızdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.